Bir önceki videoda elementlerin çok kuvvetli olmayan bazı moleküller arası kuvvetlerinden bahsetmiştik. En zayıfı tabii ki de London kuvvetleriydi. Bu videoda ise tam tersini yaparak en kuvvetlisinden yani kovalent yapıdan başlayacağız. Diyelim ki elinizde kovalent yani A örgülü bir kristal yapınız var. Tabii önce kristalin ne olduğu konusunda da bir açıklama yapmamız gerekiyor. Kristal yapılarda atomlar, iyonlar ve moleküller sabit bir konumda düzenli ve kararlı bir yapıya sahiptir. Her şeyin birbirine karışmasından oluşan amorf yapının tam zıttı da diyebiliriz. Amorf yapılarda atomlar, iyonlar veya moleküller gelişigüzel sıralanmıştır. Ama kristaller sade, düzenli yapılara sahip. Örneğin buz kristal bir katıdır. Suyun içindeki sıcaklığı yeteri kadar düşürebilirseniz hidrojen bağları düzenli bir kristal yapı oluşturur. Bunlar hakkında zaten daha önce konuşmuştuk. Artık konumuza dönelim. Kristal yapıların en kuvvetli olanı kovalent yapılardır. Bunun en önemli örneğini de elmas olarak verebiliriz. Kovalent bir katıda karbonun 4 değerlik elektronu vardır. Diğer bir deyişle karbon her zaman için 4 tane daha elektrona ihtiyaç duyar. Birisi onunla elektronlarını paylaştığı zaman çok mutlu olur. O zaman yapabileceği şeylerden biri 4 farklı karbonla bağ yapmaktır. Bu 4 farklı karbon da daha sonra üçer farklı karbonla daha bağ yapabilir. 1 2 3 bu bu şekilde sürüp gider. Sonuçta oluşan bu şekilde elmasın yapısını oluşturur. Bu kadar güçlü bir yapı olmasının nedeni de elmasın tamamını kovalent bağ içerdiği için onu tek bir molekül gibi görebiliyor olmamızdır. Aslında bu bağlar arasında gerçek bir elektron paylaşımı yaşanıyor diyebiliriz. Diğer yandan bu gördüğümüz bağlar moleküller arası bağların en kuvvetlisi. Bütün molekülün bu bağlardan oluştuğunu düşünürseniz fazlasıyla güçlü bir yapınız ve inanılmaz yüksek bir erime noktanız olacağını anlayabilirsiniz. Zaten bu nedenle elmas çok sert ve dayanıklı bir yapıya sahiptir ve onu eritmesi gerçekten zordur. Bu videoda bir sonrakinden bahsetmek istediğim iki katı formu aslında hangi durumdan, hangi bağlardan bahsettiğinize göre değişen formlar. Bir tanesi iyonik kristaller, ikincisi de metaller. Buraya metalik kristaller yazalım. Gelin önce bağlara bakalım. En fazla bilinen iyonik molekülü düşünelim. Bu tam olarak doğru bir terim olmuyor. Neyse, diyelim ki elinizde biraz sodyum klorür var. Hemen buradan sodyumu bulalım. Sodyumun üstündeki fazladan bir elektronu vermek için can attığını biliyoruz. Klorunsa 7 tane değerlik elektronu var. Yani bir tane daha elektron almak istiyor. Sonuç olarak sodyum elektronunu klora veriyor. Klor negatif hale, sodyum pozitif hale geçiyor. Bu nedenle de birbirlerine yakın olmak istiyorlar. Oldukça mantıklı öyle değil mi? Pozitif sodyum ve negatif klor iyonlarından oluşan bu yapı bu şekilde gözükecek. Sodyumu yeşille göstereceğim. Diyelim ki elinizde bir sürü pozitif sodyum iyonu ve negatif klorür iyonu var. Yerleşim tam olarak da bu şekilde olmayabilir ama siz ana fikri anladınız sanırım. Bir pozitif atom, bir negatif atom şeklinde sıralandığına göre bunların birbirini çekmesi ve yakın durmak istemesi çok mantıklı. Dolayısıyla arada oluşan bu bağ da oldukça kuvvetli bir bağ oluyor. Üstelik bu bileşiğin epeyce yüksek bir erime noktası var. Elmas kadar değil tabii ki ama yine de kade değer yükseklikte bir erime noktası ve oldukça kırılgan bir yapıları var. Mesela büyük bir tuz kalıbı aldığımızı ve üstüne çekiçle vurduğumuzu varsayarsak büyük bir parça koparabiliriz. Hemen kopacaktır değil mi? Burada yaptığımız şey elinizdeki tuz kalıbını bu çizgilerden ayırdığınız için oluyor. Olayın ilginçliği tam burada geniş ölçekte ne zaman bir şey yapsanız mesela bir dilim ekmek kesseniz küçük ölçekte aslında atomik bağları kırıyor oluyorsunuz. Yani atomik bağların kuvveti size o malzemenin ne kadar sert ve dayanıklı olduğunu gösteriyor. Artık bir sonraki katılara yani metalik kristallere geçebiliriz. Daha önce metalik kristaller hakkında çokça konuşmuştuk. Metaller elektronları vermeyi, daha doğrusu onları paylaşmayı çok sever. Örneğin demiri ele alalım. Bu gördüklerinizin hepsinin demir atomu olduğunu düşünün. Bu atomların elektronları da çevrede dolaşmakta özgürler. Bütün bu yeşil renkle çizdiğim elektronlar çevrede serbest olarak gezebiliyorlar. Bu şekilde negatif bir elektron denizi oluşuyor. Bu da metalleri çok iyi birer iletken haline getiriyor. Demir atomları elektronlarının gezmesine izin verdiği için birazcık pozitif yüklenmiş gibi oluyorlar bir bakıma bir elektron denizine gömülmüş artı yüklü tanecikler topluluğu gibi oluyor. Sonuç olarak metalik kristaller hangi kristallerden bahsettiğimize bağlı olarak iyonik kristallerden daha sert olabilir. Fakat bazen de olamazlar. Çok sert olan bir sürü metal sayabiliriz ama aynı zamanda çok yumuşak olan bir sürü metal de sayabiliriz. Mesela altın. Elinizde bir tornavida ya da çekiç aldığınızı düşünün. Eğer bu tornavidayla 24 ayar altına vuracak olursanız sadece altında küçük bir oyuk açarsınız, değil mi? Demek ki metalik kristaller iyonik kristaller kadar kırılgan değiller. Çoğu zaman sizin istediğiniz şekilde girebilirler. Metalik kristallerin iyonik kristallerden biraz daha yumuşak olduğunu söyleyebiliriz. Doğrusu çok sert olduğunu söylediğimiz metaller bile genellikle çok kırılgan olmazlar oluşan elektron denizi onların dağılmadan birazcık esnemesine izin verir. Ancak bu onların sert olmadıklarını göstermez. Onlara bükülebilme özelliği veren elektron denizi aynı zamanda onlara o sertliği de kazandıran şeydir. Çünkü kuvveti sapmayı sağlar. Diğer yandan bu kuvvet aynı zamanda erime noktasıyla da ilişkili. Bu bağlar çok kuvvetli olduğu için erime noktası da yüksektir. Örneğin bir tuz kristalini eritmeye çalışırsanız sisteme çok fazla sıcaklık vermeniz gerekir. Yani bunların erime noktası, hmm, bakalım, sadece Van der Waals kuvvetleri içeren maddelerden, mesela soy gazlardan yüksektir. Ama mesela hidrojen flürürden de yüksektir diyebiliriz. Son videodan hatırlarsanız hidrojen flürür sadece dipol-dipol kuvvetini içeriyordu. Aslında buradaki ilginç nokta, bu maddelerin suda çözünmediklerinde çok yüksek erime noktalarına sahip olmaları. İyonik kristaller çok sert olabilir. Erime noktaları da çok yüksek olabilir ama suda çözünebilirler. Suda çözündükleri zaman da iyonik dipol bağları oluştururlar. Peki bu ne demek diye sorabilirsiniz. İyonik dipol ya da iyonik polar bağlar. Bu durum suda çözündükleri için gerçekleşiyor. Üstünden çokça geçtiğimiz bir konu ama yine de kısaca değinelim. Su moleküllerine bakarsak oksijen elektronları tuttuğuna göre negatif uç, hidrojenlerse elektronları tutamadığı için pozitif uç olarak adlandırılır. O zaman sodyum ve klorür iyonlarını suyun içine eklediğimiz zaman pozitif sodyumlar dipolün negatif tarafında, negatif klorürlerse pozitif tarafına doğru çekilir. Bu da bir bakıma çözülmüş olduklarını gösteriyor. Hala birlikte de durmak istiyorlar. Ama suyun farklı köşelerinden çekilmeleri onların çözülmüş hale durmasına neden oluyor. Böylece suyun akışına kapılıyorlar. Sonuç olarak iyonik kristaller sabit konumda olduklarında elektrik akımını iletmezler. Bu durumda yüklerin pek bir hareket kabiliyeti olmaz. Ama burada suda çözündükleri zaman birden hareket edebilen yüklü parçacıklar haline gelirler. Bu da onların elektriğini iletmesini sağlar. Neyse, bu derste en azından maddenin bütün bu farklı formlarını şöyle bir görün istemiştim. Artık maddeye baktığınız zaman sert, dayanıklı olup olmadığı ya da erime noktasının yüksek olup olmadığı hakkında iyi bir tahminde bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, bunun için de genel olarak moleküller arası bağlara bakmanız gerekiyor. Mesela bütün bir yapı tek bir molekülden oluşuyor diyelim o zaman süper güçlü bir maddeyle karşı karşıyasınız demektir. Ama diyelim ki neondan yani aralarında sadece London kuvvetleri olan bir sürü neon atomundan bahsediyorsunuz. O zaman da süper zayıf bağlar var demektir. Bir gaz genelde en doğal halinde bulunur. Eğer sıcaklığı çok çok düşürebilirseniz onu bir sıvıya ya da ikisi arasında bir şeye çevirme şansınız olabilir. Umarım bu videoda öğrendikleriniz sizin için çok yararlı olmuştur.